Geçen sene Taşlıçay Belediyesi olarak birinci Balıkır Festivali yapmıştık. 2019'da, 2020'de pandemiden dolayı yapamadık. 2021'de sağ olsun Ağrı Valimiz Sayın Doktor Osman Varol Bey ile görüşerek onlar da bu saklı cennete sahip çıkma adına, turizmle kazandırma ama için destekte bulundular. Biz bu sene inşallah geleneksel ikinci Balıkır Festivali yapacağız. Biz bunu Ağrı Valimizin başkanlığında, başta Ağrı Valimiz olmak üzere paydaş kurumlarımıza, Kültür Turizm Bakanımızın katkılarıyla ve SERKA, Serhat İler Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla birlikte inşallah Taşlıçay Belediyesi olarak biz ikinci Balıkır Festivali'ni gerçekleştireceğiz. Şimdi bu sene festivalimiz daha güzel dolu dolu geçecek. Geçen sene bir gün yapmıştık. Bu sene Sayın Valimiz iki gün olarak geçtiğindeydi. İki gün olarak biz festivalimizi yapacağız. Ve hem birinci gün hem ikinci gün için sanatçılarımız olacak. Ulusal sanatçılarımız olacak. Ondan sonra yerel sanatçılarımız olacak. Su etkinlikli oyunları olacak. Çocuklara yönelik etkinlikler olacak. İki gün olacağı için akşam kalmak isteyenler de kendi çadırlarını getirebilir. Biz de bu konuda katkı sunacağız. Niye Balıkgöl? Balıkgöl bugün Türkiye'de hep ilklerle teklerle anılıyor. Mesela Balıkgöl 2241 rakımla Türkiye'nin en yüksek gölüdür. Balıkgöl 34 bin metre alana sahip olup da yükseklikte olup o genişlikte olan yine tek göldür. Balıkgöl iki tane ada besliyor. Yine tektir. Balıkgöl Türkiye'de tek çeşit kırmızı benekli alabalığın yaşadığı göl yine Balıkgöl'dür. Ve doğal kaynak sularıyla beslenen bir göldür. Ve tatlı su şu anda Balıkgöl'de içme suyu. Yani şu anda Türkiye'nin, yani bir araştırın kaç tane gölünde içme su tedarik ediliyor. Ve bundan dolayı Balıkgöl önemlidir. Balıkgöl ilçemiz için çok önemlidir. Balıkgöl ilimiz için çok önemlidir. Balıkgöl Türkiye'nin turizm için çok önemlidir.